Peki Irak meselesini de konuşalım Sayın Aktay. Irak önümüzdeki dönemlerde üçe ayrılabilir. Şii Arap, Sünni Arap ve Sünni Araplar da kendi içerisinde Sünni Kürt ve Arap olarak üçe ayrılabilir. Kerkük meselesi yine ayrılıp problem yaratabilir. Eğer bunlar yaşanırsa Türkiye'nin Irak konusunda alacağı tavır ne olmalıdır? Ya Irak'la ilgili geçtiğimiz günlerde Türkiye aleyhine bazı gösteriler oldu. Yani hükümeti protesto eden gösteriler de oldu. Bu bizim iç meselemizdir, Türkiye buna karışmamalıdır diye. Siz bu meseleyi nasıl yorumluyorsunuz? Ama üçe ayrıldığı durumdaki Türkiye'nin tavrını da sormak istiyorum size. Tabii Türkiye, Irak'ın şu anda bir iç mesele diyerek bazı ülkelerin buraya olan ilgisini kapatması çok şık olmuyor aslında. Yani elin Amerika'sı gelip ta okyanusların ötesinden gelip ülkeyi dizayn edecek. Siz o dizayn edilmiş ülkenin üzerine oturacaksınız. Sonra kimse bize karışmasın diyeceksiniz. Kaldı ki Türkiye bir dış ülke değildir. Yani Türkiye o bölgede, demin dediğim gibi, o bölgedeki insanlarla doğrudan ilişkisi, akrabalığı olan bir ülke. Yani orada olup biten her şey Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkiye tabii ki bütün yatırımını dediğim gibi barış üzerine kurmuştur. Yani bölgedeki ülkelerin birbirlerine saygı duyması üzerine, birbirlerinin haklarına, hukukuna saygı duyması üzerine kurmuştur bütün hesabını. Ve diyelim ki bölgenin üçe ayrılması gibi bir yaklaşıma aslında fırsat vermemek için elinden geleni yapmaktadır şu anda, yapacaktır da. İran meselesine gelirsek, Amerika'da Şahinler İran'ı vurmak istiyor ama Obama buna çok taraf değil. Malum seçim arifesinde de böyle bir riski göze almak istemiyor. Irak'ta da büyük kayıplar verildi. Bu ekonomik açıdan da, siyasi açıdan da Amerika'ya bir risk unsuru sağlayabilir. Ama Obama'nın haricinde bir başkan geldiğini düşünürsek ve cumhuriyetçi bir başkan olduğu takdirde İran meselesinde Türkiye bir yaptırıma mecbur bırakılır mı? Çünkü İsrail de İran'ı vurmak istiyor ama durduran Amerika. Yani bütün bunları bir bütün olarak düşünürsek böyle bir başkan geldiği takdirde biz Amerika'yı kaybetmeye göze mi almalıyız? İran'da çünkü 30 milyon Türk nüfus var. Yani yine Türk nüfus diyorum ama tabii ki vurgulamak istediğim şey farklı. Yoksa hayır, Amerika'ya uygun bir politika geliştirerek Amerika'yı kaybetmeye göze almadan bir İran stratejisi mi oluşturmalıyız? Tabii ki bizim mutlaka kendimize özgü bir İran stratejimiz var zaten. Yani geliştirmeliyiz, zaten var. Kişisel olarak, yani ben herhangi bir şeyden bağımsız olarak şunu söyleyebilirim. İsrail'in böyle İran'ı vurması gibi bir şey söz konusu değil yani. Ne vurabilir, ne de böyle bir şey söz konusu. Ama Acaba bunu Amerika durdurmasa? Amerika durdurmasa, İsrail hani bazen kavgalarda oluyor ya, tutmayın beni vuracağım falan şey olur. O esnada bir takım tavizler koparır. O esnada işte Amerika'dan bir takım veya bölgede bir namını sürdürmeye çalışmış olur. Öyle bir şey söz konusu değil. Nedir onam? Onam şudur. Bölgede böylece bir soğuk savaş rüzgarı estirmiş olur. Bölgenin kaos içerisinde kalması sağlamış olur. Yani bölgede kaosa yatırım yapan en önemli ülke, en fazla kaosa yatırım yapan ülke İsrail'dir. Çünkü bölgenin kaos içerisinde olması onun için nasıl oluyorsa kendisine çok karlı görünüyor. Bu aslında çok akıllıca bir strateji değil ama İsrail'in tarzı budur. Yani bu İsrail'i uzun vadede İsrail'i tehdit edecek bir şeydir. Çünkü bölgenin kaos içerisinde olması, dönüp herkes bu kaosun tek sorumlusunun İsrail olduğunu görüyor. Dolayısıyla herkes nefret biliyor İsrail'e karşı. Dolayısıyla uzun vadede İsrail'e hiçbir faydası olmayan bir şey ama kısa vadede herkes kendisi birbiriyle uğraşsın. Herkes birbirini yesin. Tamam, ben de öyle rahat rahat yaşayayım derdinde, öyle bir hesapta. Fakat bu hesap yanlış bir hesap. Yani bu İsrail'e çok büyük pahalıya mal olacak bir hesap bu. Bu esnada tabii ki arada bir İran'a vuracağım diyor. İran da tuhaf bir durumdur. İran'da işte ben işte nükleer silah olsun, bilmem başka yollarla kendi İsrail'i tehdit ediyor o da. O da İsrail'i haritadan sileceğim diyor. Bunu yaptığı ölçüde, yapması sayesinde hem Arap dünyasının sokaklarında bir popülarite sağlayabileceğini düşünüyor idi şimdiye kadar ama bu da artık yemiyor. Yani bu da artık çok fazla tutmayan bir hesap. Çünkü
Arap sokaklarında popülarite sağlamanın da artık çok fazla bir getirisi yok. Yani İsrail'i vuracağım, haritadan sileceğim diyerek ancak bir şey sağlanabiliyor olabilir. Belki ülke içerisinde bir kendi tabanına oynamış oluyor. Bir yani halkı devrimi, galeyana getirme, onlara yönelik bir şov mudur? Aynen öyle. Şey içi, ülke içi siyasete bir ayar çekmiş oluyor. Orada işte bizimle uğraşan, bizi yok etmeye çalışan, bize saldırmaya çalışan bir İsrail var. Dolayısıyla ona karşı bir şey yapmamız gerekiyor. Bu sefer bir çılgınca bir silahlanma yarışına giriyor İran. Bu silahlanma yarışına girdikçe bölgedeki bütün Arap ülkelerini tedirgin etmiş oluyor. Bu tedirginlikle bütün Arap ülkeleri gidip Amerika'nın kucağına düşmüş oluyorlar.